İyi akşamlar sevgili seyirciler. Eylül'ün ilk haftasından ve nispeten sıcak bir havadan sizlere merhaba demek istiyorum. Bugün artık yaz dönemi, yayın döneminin sonlarına yaklaştık ve sürekli pandemideki sorunlardan bahsettik. Bugün çok değerli bir konuğum var. Bu pandemideki sıkıntılardan nasıl kurtulabiliriz, fırsata nasıl çevirebilir konusunu irdeleyeceğiz. Öncelikle kendisine hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz sevgili Levent Bey. Hoş nasılsınız? Bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz tabii ekranların sık evet. karşılaşılan bir ismisiniz. İnsanlar da sizi genel olarak tanıyor. Doğru. Ancak konuşacağımız konular hem bireysel kişiler açısından hem devlet açısından hem de firma konumundaki işletmeler açısından önemli konular. O yüzden kısaca bir kendinizden bahsedebilir misiniz uzmanlık alanlarınızdan? Ben tabii ki akademisyenim. Yıllardan beri üniversite yönetiyorum, üniversite yöneticisiyim. Kendi özel hastanemiz var. Bir taraftan da madde bağımlılığıyla ilgileniyoruz. O da bizim için bir sosyal proje gibi devam ediyor bu süreç içerisinde. Aynı zamanda kendi özel enstitümüz vardır. Yüksek lisans ve doktora programları koordinasyonu yapıyoruz. Büyük kurum ve kuruluşlara eğitimler veriyoruz. Bizim böyle bir eğitimle dolu hayatımız var. Tabii bu arada siyasi geçmişimiz var, müsteşarlıklarımız var, ekonomi müsteşarlığı, turizm müsteşarlığı, başbakan yardımcılığı döneminde birçok bakanlığın bünyesinde bulunan kurum ve kuruluşları yönettik. Ondan sonra birçok kurum ve kuruluşla yönetim kurullarında çalıştım yıllarca. BRT hariç. BRT yok, elektrik kurumu yok. Ama onun dışında özellikle banka, serbest liman, yayın yüksek kurulu gibi kurumlarda da yönetim kurullarında yıllarca çalıştım. Hep yöneticilik yaptık yani uzun lafın kısası. Dolayısıyla bir açıdan bakacak olursak neredeyse bütün alanlarla ilgili olarak doğru. tecrübe sahibi oldunuz, yönlendirdiniz, danışmanlık verdiniz kimi zaman. Doğru. Biliyorsunuz bu pandemi süreci başladığından beri ekonomik anlamda ciddi bir çöküntü başladı. Evet, sağlık çok önemli ve sağlık noktasında ciddi endişelere sahip bir düzenden geçtik. İnsanların önce can dediği bir nokta oldu ama tabii ekonomi de canlı sürdürülebilmesi için eşdeğer. Eşdeğer. Ve açıkçası öyle bir süreçten geçiyoruz ki bu noktadan sonra artık sorunların herkes farkında ama kimse nesnel bir çözüm önerisinde bulunamıyor. Doğru. Ama bir noktadan da baktığımızda pandemi bazı kişiler veya bazı kesimler veya fırsatı görebilen noktalar içinde bir potansiyel fırsat noktasında. Doğru. Şimdi öncelikle biliyorsunuz sürekli olarak değişen bir ülke kodları var. Biz ada ülkesiyiz. Yurt dışından gelişlerle ilgili sıkıntılar var. Tabii bu PCR uygulamaları var. PCR ücretli olacaktı, ücretsiz olacaktı. Aşılılara farklı olacak, aşısızlara farklı olacak. Sürekli bir değişkenlik hali var. Öncelikle bunu sormak istiyorum size. Yani bu ekonomik hayatı nasıl etkiliyor? Çünkü şu anda insanlar her gün haberleri kontrol eder duruma geldiler. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki dünyanın hepimizin, dünyada yaşayan herkesin tecrübe etmiş olduğu yeni bir süreci yaşadık. Hiçbir kimse böylesine bir sıfır noktasına gelebilecek bir ekonomiyi veya insanların bir anda bu kadar yoğun hastalanıp hastanelere düşebileceği bir dönemi kimse hayal bile edemezdi bu yaşanmadan önce. Dolayısıyla bütün dünya panikledi, biz de dahil olmak üzere. Ama bu süreç artık özellikle de gelişmiş ekonomilere baktığımız zaman, gelişmiş ülkelere baktığımız zaman yol haritası çok netleşti artık. Bizim de bütün dünyanın yapmış olduğu gibi hızla, ki bizim büyük avantajımız nedir burada? Nüfusumuz az. Dolayısıyla hızla aşılanmak durumundayız. Bunun hiçbir kaçarı yok. Ben aşıya karşıydım. Yok efendime söyleyeyim, ben PCR'a karşıyım. Bunlar da var bizim ülkemizde şu anda. Dünyada da var. Önce herkes şunu anlaması gerekiyor. Bu bir sanat değildir. Bu bir
uzmanlık alanı, bilimden bahsediyoruz. Sana göre başka, bana göre başka. Benim bakış açımdan bu, başka bakış açısından bu değildir konu. Konu 2, 2 daha 4 eder gibi nettir. Bilimdir bahsettiğimiz. Ve bu aşıları çıkaran, bu aşıların çalışmalarını yapan, sokakta oynayan çocuklar değildir. Bunlar kendi alanında birçok tecrübeye sahip olan tıp profesörleridir. Ha, dolayısıyla bu insanlar bu çalışmayı yapıyor, bilime kazandırıyor, tıp dünyasına kazandırıyor. Orada da bitmiyor. Bunlar test ediliyor, deneniyor ve Dünya Sağlık Örgütü gibi bir örgüt tarafından onaylanıyor. Evet, insan üzerinde kullanılabilirliği vardır. Ama birisi çıkıyor, öğretmendir. Bu aşı tamam değil. O biri çıkar, bilmem hangi meslek grubunda, işletmecidir. Bu aşı tamam değil. Kardeş, bu bir bilimden bahsediyoruz. Sana göre bana göresi yoktur bunun. Bu bilime hakarettir. Bunu söylemek gerçekten cahilliktir bana göre. Birileri bunu gerçekten eğer inanarak söylüyorsa, başka bir amacı yoksa, bu bir cahilliktir, cehalettir. Ve biz bununla karşı karşıyayız şu anda, bütün dünyada olduğu gibi. Dolayısıyla bu tip böyle gerekli gereksiz konuşmalar yerine bizim bir an önce aşılanmamız gerekiyor. Dünyanın yapmış olduğu gibi. Ve sadece kendine değil, o çalışmış olduğun kuruma, evine, o topluma saygın da burada önemlidir. Aşılanarak. Tabii bu noktada şöyle bir ayrıma gitmek lazım diye düşünüyorum. Biliyorsunuz benim mesleğim hukuk. Dolayısıyla farklı düşüncelere saygı ve karşı savlarla ilgili olarak da biz sürekli çalışıyoruz. Çünkü bizim görevimiz bu. Devletin belki de tanı konmuş olan hastaların yüzde kaçının aşılı olduğunu ve ağır geçirenlerin yüzde kaçının aşılı olduğunu artık açıklaması lazım. Çünkü böyle bir açıklama gelmediği için sürekli olarak, Kıbrıs küçük bir toplum, sürekli olarak belli şeyler halk arasında soru konuşuluyor. Soru işareti olmasının en büyük sebebi de aşıların, biliyorsunuz normalde bir aşının kabulü için gereken süreden daha kısa bir sürede ivedi bir durum söz konusu olduğu için, bir aciliyet söz konusu olduğu için onaylandı. Ve insanların büyük bir kesiminin endişesi o noktadaydı. Çünkü bu herhangi bir hastalık, birdenbire çıkan bir hastalık, daha önce bir hazırlık yapılmış, bir önceden yapılmış bir çalışma olmadan çıkan bir hastalık ve ivedi bir şekilde gün geçtikçe daha fazla geliştirilen bir aşı formatından bahsediliyor. Aşılanmak doğru bir adım. Ben kendim de aşılandım. Aşımı yaptırdım iki doz olarak. Ama bu noktada bulaşın aşılanmakla sadece semptomsuz geçirme veya ağır geçirmemeye ilişkin bir artısı olduğuna yönelik olarak açıklamalar var benim gördüğüm tıp otoritelerinde. Ve bu noktadaysa da belki de aşıyı teşvik etmenin en güzel yolu bu hastalık tanısı konmuş olan kişilerin aşılı olanlarının oranlarının ve bunların hastalığın sürecinin geçirilme şeklinin açıklanmasıdır. Ama böyle bir açıklama ben hiç görmedim. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Bilmiyorum. İstatistiksel olarak herhangi bir çalışma var mı şu anda Kıbrıs için? Ama Türkiye bu çalışmayı yaptı. Özellikle de sağlık personeli üzerinde. Dolayısıyla hani buna benzer hiçbir çalışma yapıldı demek de doğru değil. Çünkü bunu Dünya Sağlık Örgütü de yapmadı diyorum. Ama Kıbrıs'ta evet belki bizim de yapmamız gerekir. Böyle bir çalışmayı ve onu da doğru otoritelerin açıklaması gerektiğini kabul ediyorum. Ama şu anda baktığın zaman bunun çıktığı yer Çin, Wuhan. Çin bitirdi. İşine bakar adam. Hem dünyaya sattı bu hastalığı, hem döndü aşıyı da sattı. Oh, dünyada yani hep ilk başta neyi tartışıyorduk? Acaba bu Amerika mıydı, Çin mi? Çin'dir. Kim kazandı bu işten? Çin kazandı. Hem aşı sattı bütün dünyaya ama en önemlisi yazılım sattı bütün dünyaya. Teknoloji sattı bütün dünyaya. 70, 80, 90 yaşındaki insanlar torunlarını görebilmeleri için akıllı telefon satın almak zorunda kaldı. Herkesi kapattı, eve çöküyor. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Aynen. Ve milyon, kim kazandı ya baktığım zaman bu işin sonucunda Çin kazandı. Demek ki bunun sebebi
Çin'di. Demek ki bunu eğer bir ekonomik rant için ortaya koymuşsa bunun sebebi Çin'dir. Çünkü baktığım zaman şu anda bütün dünyaya, hepimize bir yazılım sattı. Ya online eğitim sattı, ya telefon sattı, ya online tedavi sattı, ya online psikolojik bilmem ne sattı. Ama sattı, oğlu sattı. Bütün dünyaya bu yazılımları sattı. Satmaya da devam ediyor. Dolayısıyla ekonomik anlamda dünyada bu işten, koronadan kim karlı çıktı? Çin. Ha şimdi biz bunu görüyoruz artık orada. Ama gelişmiş ekonomilerin de izlemiş olduğu yol haritaları, yani bizim ille de mübeccim olmamıza gerek yok ya da oturup onu ille de çalışmamıza da gerek yok. Görebiliyoruz nasıl süreç ilerliyor gelişmiş ekonomilerde. Hızlı aşılanma ve normalleşme sürecini ne kadar hızlı başlatabilirsek. Ha Kıbrıs için normalleşme süreci ne zaman başlar? Öğrencinin adaya geldiği gün. Çünkü turizmi zaten kaybettik. Turizmde o süreç yaşanamadı, o tanıtım, manıtım süreci. Dolayısıyla turizmi zaten kaybettik. Ama şimdi önümüzde geçen yıl yaptığımız hataları yapmadan bu yıl yüz yüze eğitime geçmeyi şart görüyorum ben. Ekonomik şartların yavaş yavaş harekete geçmesi için. Yani bu şu demektir, bizim bu nüfusa ihtiyacımız var. Hem ekonomimizdeki aktiviteyi hareketlendirebilmesi için, hem de bizim vergi ihtiyacımızı devlet olarak karşılayabilmemiz için. Şimdi adım adım gidiyoruz. Bir, ilk önce normalleşme sürecini başlatmamız lazım. Bu da neyle başlıyor? Aşıyla. Aşılanarak normalleşme sürecine geçeceğiz. Yüz yüze eğitime geçeceğiz. Çünkü bizim adamız yüksek öğrenim adasıdır. Ve bu ekonomik aktivitenin başlangıç noktası da orada olacak. İki, yıpranmış, batıyor, çok kötü günler yaşamış esnaf sanatkarımızı da artık kredilendirmek değil, hibe programları ile ayakta tutmamız gerekiyor. Kredinin ödenemeyeceği nettir. Bunu ilk etapta gelişmiş ekonomiler de denedi. Biz de denedik. İlk 3 ay öteleyelim, faizleri öteleyelim. Ama o kısa vadeli bir çözüm olabilirdi ancak. Çünkü kimse bunun 2 yıl süreceğini düşünmedi. Dolayısıyla bizim artık bu saatten sonra krediyi değil, hibe programlarını konuşmamız lazım. Nasıl ki Türkiye'de 32-33 tane hibe programı aynı anda devreye girebiliyorsa, ben demiyorum ki 32-33 Kıbrıs'ta da girsin, ama 3 tane 5 tane hibe programına bizim de ihtiyacımız vardır. Bizim esnafımızı en azından işçisini ödeyebilecek, elektrik giderlerini ödeyebilecek, yani ayakta durabilecek, nefes alacak durumda olması gerekiyor. Çünkü öldükten sonra artık olay bitmiştir. Onu öldürmeden canlı tutabilmemiz lazım ki ekonomik hareketler devam edip istenilen seviyeye geldiğinde o da piyasadaki yerini alsın. Kapatıp eve gitmesin yani. Bizim şu anda acil önlemlerimiz bu şekilde olmalı. Tabii ki bunu yapabilmek için bütçe bizim lazım. Bütçe lazım. Bütçe lazım ve yasalar da lazım. Bizim bir sicil affına ihtiyacımız var. Çünkü bizim yıllardan beridir, işte 20 yıl önce adam çek yasağına girdiydi. Biz hala daha adam risk merkezinde görünüyor. Bilmem kim kime kefil girdiydi. O adam risk merkezinde, riskli durumda. Dolayısıyla biz adama kredi veremiyoruz. Bütün dünya ekonomilerinde 5 yıl sonra finansal aftan bahsediyorum. Kimse yanlış anlamasın. Çünkü ikide birde biri çıkar bana der ki karısını döven adamı da mı bağışlayalı mıydı hocam? Yok, o değil anlattığımız. Finansal krizden bahsediyorum. Mali aftan bahsediyorum. Dolayısıyla o benim işim değil. Diğerisi hukukçuların işi. Benim anlatmaya çalıştığım, bizim önümüzdeki en büyük bariyer, en büyük engel şu anda risk merkezidir. Risk merkezinden dolayı biz krediyi, parayı süremiyoruz ekonomiye. O
alabilen de zaten çok da ihtiyaç yoktur. Onu da söyleyeyim yani. Alabilen bu krediyi veya hibeyi ileride alma noktasına gelenin de zaten çok ihtiyacı yok. Tabii şöyle esas bir... alması gereken alamıyor. Ve biz bir sicil affına gitmemiz lazım. Şöyle bir ayrım yapmak lazım. Sizin dediğiniz gibi kredi bir çözüm değil. Aslında değil. İhtiyaç duyulan şey hibe. Hibedir. Hibe için hibe koşullarına sicilin temiz olması zorunluluğunun kaldırılması zaten bu söylediğiniz sonucu doğuracaktır. Doğuracaktır. Çünkü anladım şöyle de bir şimdi şey var. Bankacılık yasasına göre hibe de bir kredi gibidir. Yani bir şeyi yapmak için sana verilen teşviktir. Dolayısıyla veya bunun %100'ü de hibe olmayabilir. %80 olur, %20'si senin için kredi olarak geçebilir. Dolayısıyla bizim sıkıntımız şu anda sicil affıdır ya. Bu kadar basit. Hiç tarihte yapılmamış. Başka ülkeler 5 yılda bir yapıyor bunu. Yani düşün sen şu anda birisi Türkiye'den gelse veya dünyanın başka bir ülkesinden ama Türkiye en yakın örnek. Türkiye'den birisi gelse vatandaştır burada. Gidip kredi alabiliyor çünkü sicil temiz. 5 sene öncesi temizlendi. En geç 5 sene de temizlendi. Ama senin Kıbrıs vatandaşı hiçbiri alamaz. Şimdi bu adalet de değil. Dünyadaki yöntem hiç değil. Bizim bunu bir an önce bakın çok özellikle söylüyorum. Ben diğer suçları kastetmiyorum. Benim anlattığım bir şekilde zamanında risk merkezinde adı geçti ve bugün kredi kullanamayan kişilerden bahsediyor. Veya şirketlerden bahsediyor. Dolayısıyla bakın mesela İngiltere'de sen ticaret yapamazsın. Kaç yıl? 5 yıl. 5 yıl sonra yapabilirsin ama. Dolayısıyla bizim de böyle bir otomasyona da bağlansın da demiyorum. Ama en azından bunca yıldır yapılmadı, bir sicil affına ihtiyacımız var. Ve bunun mutlaka ve süratle geçmesi gerekir. Ben de şöyle bir ayrımda bulunayım. Sicil affı yapılmasından önce bizim yasalarımızda bir takım değişiklikler yapılıp borçların tahsilatıyla ilgili bir hızlandırma yapılması lazım. Çünkü kesinlikle. Sicil affı demek, riskten çıkarılması demek. Alacaklının alacağını hiç alamaz duruma gelme ihtimalini doğuracak bir durumdur. Çünkü riskte olmasının sebebi borcun kapanmamış olmasıdır. Alacaklı zaten alacağını kapandığında o risk faktöründen borç kapandığı için otomatik olarak çıkar. Ve bizim mahkemelerde sürekli olarak karşılaştığımız nokta asıl borçlu o veya bu sebepten borcunu ödemez gider. Kefil de yeni bir borçlanma veya asıl borçlu kimi zaman adresini bir şekilde kaybettirir. Yeni bir borçlanma ihtiyacı doğduğu zaman eski borcu kapatma yönüne gidiyor. O yüzden şu anki sistem doğru bir sistem mi? Değil, çok hantal. Ve birçok meslektaşım da benimle hemfikir olacaktır. Uzun sürüyor. Yani bir alacağın tahsili mahkeme vasıtasıyla olduğunda çok uzun sürüyor. Ama yani bununla ilgili önlemler alınmadan... Yani, sizin de orada belki... yasalar anlamında belki farklı yasalara ihtiyacınız var. Olacaktır kesinlikle tabii ki. Kesinlikle var. Yani kesinlikle ama, var. Sizin ihtiyacınız olacak demek. Biz sicil affını yapmayalım demek değildir. Siz toptan de onun, bir düzenleme yapılması lazım. Belki toptan lazım. Bir düzenleme yapıl. Bunlar bütünsel değerlendirilmesi gerekiyor veyahut. Yani şöyle düşünün işte bizim yasalarımız ta bilmem İngiliz döneminden kalmış ama İngiliz orada ha babam oturdu onları güncelliyor. O günün şartlarına hizmet eder şekle getiriyor. Bizimki kaldı tarihe. Hani onları da toparlamak. Evet, kesinlikle. Yani güncellemek, güncel ihtiyaçları çözmek için yasaların tadilatı mutlaka olmalıdır diye düşünüyorum. Ama en azından ben şimdi ekonominin önünü açmak için benim derdim sicil affı. Ekonomik anlamda bu parayı sürebilelim piyasaya. Ki o can, o kurtarabileceğimiz, canlı kalabilecek olan esnafı kurtarabilelim. Şimdi bunun ötesinde bizim aslında yaşanan başka sorunlarımız da var. Gelişti bu süreç içerisinde. Mesela örneğin bu Bitcoin olayı. Şimdi benim tespitim 153 tane hiçbir izni olmadan bu işi yapan yer var. Markettir adam şey de yapar. Nedir? Coin de, Bitcoin de alır. Ha biz şimdi bunun küçücük bir rakam olduğunu düşünmeyin. Her birinin ortalama aylık döngüsü 50 milyondan bahsediyorlar.
Ciddi rakamlardır bunlar. Ha, dolayısıyla ben bunun devlet olarak hem vergisini almıyorum, alamıyorum devlet olarak. İki, bu kişiler hiçbir teminat yatırmadığı için parayı toplayıp bay bay derse bize, biz bittik. O gün gelmeden bunun da önlemini almamız lazım. Bu da nedir? Gene dünyadaki yapıldığı gibi. Bu Forex için de geçerli. Menkul Kıymetler Kurumu var şu anda mesela Türkiye'de. Direkt başbakanlığa bağlı veya cumhurbaşkanına bağlı. Bizim de bir menkul kıymetler kurumuna bunları denetleyebilmesi için ve bunları lisanslaştırabilmesi için ihtiyacımız var. Mesela örneğin şu anda bir kasino teminat yatırıyor Maliye Bakanlığı'na ve o izni alıyor. Orada birisi kazanmasına rağmen parasını alamazsa gider devlete, der ki ben bu oradan onun o orada olan teminatını kullanarak devlet onun mağduriyetini giderir. Burada hiçbir şey. Ne lisans var, ne hiçbir şey var, ne yaptığı belli, ne sınırı belli, ne de izni var. Ve bu şu anda bizim önümüzdeki yeni bir ekonomik sıkıntı olarak önümüze gelecek. Ne gün gelecek bu? Birisi çarpıp gittiği gün hep beraber başa vay. Dolayısıyla bunun da başbakanlık nezdinde bulunan bizim bir çalışma grubumuz var, bir ekonomi grubumuz var. Bunların hepsini çalışılması, yasallaştırılmasıyla ilgili de süreç başlatılmıştır. Ama bunların hepsi önümüzdeki günlerde olası, bizim öngörebildiğimiz tehlikelerdir. Şimdi tabii ki devletin sosyal sigorta desteği devam etmeli mi? Evet, etmeli özel sektöre. Çünkü şu anda gerçekten özel sektörün en azından yarısı bunları karşılayabilecek, ödeyebilecek durumda değil. Dolayısıyla çalışanımızı da mağdur etmemek için devletin orada bir katkısı olmalı ve devam etmeli. Yani en azından o şirketlerin yükünü, o kurumların yükünün bir kısmını da gerçekten katkı anlamlı özel sektöre yansımalıdır. Bunlar eğer düzgün, bu söylediğimiz şekilde ve de hibe programlarımız da devreye girdiği noktada bizim çarklarımızın yavaş yavaş dönmeye başlayacağı kesindir. Tabii esas biz soru bu durumdan şu. Yani motorun harekete geçme noktasıdır esas önemli olan. Çünkü ekonomik çark dönmeye başladığı zaman o kendi hızını ekonomik aktiviteye göre alacaktır. Buyurun. Esas soru şu. Biliyorsunuz maaş dönemleri yaklaştıkça sürekli bir haber yayılır. Bu ay emeklilerin maaşı ödenemeyecek. Bu ay normal maaşlar riske girdi. Bu ay bütçede para yok. Şimdi böyle bir konjüktürde ve aksine açıklama gelmeyen bir devletten bahsediyoruz. Hibe çok gerçekçi gelmiyor bana. Çünkü ayrı bir bütçe isteyen bir durum. Mevcutların maaşının ödenmeye devam edilmesi lazım. Ancak katılıyorum size. Yani bir katkı yapılması lazım. Bu katkının da geri dönüşünün ya 5 yıl gibi uzun bir vade sonrasına atılması lazım. Tabii. Ya da hiç geri dönüşümü olmayacak şekilde yapılması çok lazım. Doğru. Ki bu süreç bu şekilde rahat atlatılabilsin. Aynen öyle. Ve bu katkı sağlanacağı zaman objektif koşullar konması lazım ki geçmişte biliyorsunuz soğuk zincir projeleri oldu, hayvancılara yönelik tarımın geliştirilmesi için ve maalesef o soğuk zincir projesinde bu hibe ve katkılardan yararlananların bir kısmı sadece parayı aldı, hiçbir şey tarımsal yok. Bir faaliyet yapmadı, parayı farklı bir noktaya yatırdı, tahsilat noktasında da ciddi sıkıntı yaşandı. Doğru. Dolayısıyla bu noktada ayrılan bütçe aslında amacına hizmet de etmedi. Bu noktadan baktığımda bu hibe programlarının belirlenmesi önemli. Ve herhangi bir uygulamayı ve siz onu denetleyemiyorsunuz, onu yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Yani ben burada tamamen size katılıyorum. Sen eğer hibe programı çıkarıp bunu işte bu bizim bize yakındır, bu benim çok dayımın oğludur, amcamın bilmem nesidir diye dağıtırsan ve o gerçekten murat edilen ekonomiye akışı sağlanmayacaksa hiç yapma. Zarardır çünkü.
Hatta o vereceğin kişiye de zarardır. Krediyi kullanacak olan kişiye de. Çünkü sen onun her halükarda teminatını alıyorsun ve daha sonra onun başında büyük ekonomik sorunlar oluşacak. Dolayısıyla hibe programı çok ciddi anlamda denetlenmeden ve uygulaması, yani al da git meselesi değil. Nereye harcayacaksın? Bunu sen bir harcama planı ve programına göre de kullandırılabilir bunlar. Avrupa Birliği'nin hibelerinin uygulama şekli proje bazında yani bunlar, ve hak ediş çerçevesinde. Hak edişe göre yapılacak. Hak edişe göre yapılır ve denetlenir de. Yani gerçekten sen bana getirdiğin, işte önüme koydun 100 bin TL'lik bir demir satın aldın. Gerçekten bu faturası bu doğru mudur, kontrol etmeden niye ben bu parayı serbest bırakayım? Dolayısıyla denetlemeye tamamen katılıyorum. Denetlemesiz hiçbir şeyin yapılamayacağını her zaman biliyorum. Yani bugün İngiltere bu ayakta durabiliyorsa ve ekonomiye dayalı değil, hukuk sistemine dayalı ayakta durabiliyorsa bunun yegane ve tek sebebi denetlemesidir. Dolayısıyla ben demiyorum bir İngiltere olalım ama en azından biz de doğru amaçlı, doğru yere o kredilerin veyahut hibelerin aktığını denetleyebilmemiz lazım. Aksi takdirde zarar veririz. Hem ekonomiye hem devlete. Şimdi en önemli son noktayı söylüyorum. Biz evet gelirlerimiz kısıtlı. Fakat aylardan beridir hiçbir borçlanma yapılmadan da tüm ödemeler yapılıyor. İşte burada da görüyorum ki gerçekten demek ki isteniliyorsa yapılabilir. Biraz ciddiye alınırsa her meslek veyahut inançla yapılıyorsa, severek yapılıyorsa görüyorum ki sonuçta en kötü ay olarak düşünülen her zaman yıl içerisinde Ağustos ayında bile 580 milyon toplayabiliyorsa vergi dairesi ve bizi borçsuz geçirebiliyorsa bu yılı, bu çok önemlidir. Dolayısıyla yapılabilirliği de varmış bunların. Bunu da kendimde görebiliyorum. Şimdi gelelim esas bizim en hızlı çözüm bekleyen veya bana göre mutlak çözüm ne olmalıdır? Bizim derhal ve hemen Türkiye ile bir gümrük birliği anlaşmasına ihtiyacımız vardır. Bizim gümrükleri sıfırlamak gibi bir ihtiyacımız vardır. Biz evet maaşa zam veremiyoruz. Artıramıyoruz memurumuzun maaşını. Veya elimizde kredilendirebilecek imkanlar kısıtlı olabilir. Ama en azından piyasayı ucuzlatabiliriz. Maaşını artıramayabiliriz ama piyasayı ucuzlatabiliriz. Yine aynı şekilde etkin bir denetleme ile. Yok adam gümrüğünü de ödemeyecekler, gümrük parasını da cebe atsın da yine aynı fiyata markette satsın. O değildir söyleyeyim. Ciddi anlamda denetlenerek biz sıfır gümrük, karşılıklı sıfır gümrük noktasına gitmeliyiz Türkiye'yle. Ve emin olun ki büyük bir ucuzlukla karşı karşıya kalacağız. Ciddi anlamda büyük bir düşüş yaşanacak fiyatlarda eğer etkin bir denetleme mekanizması kurabilirsek. Yani hepimiz biliyoruz ki bugün Türkiye ile bizim aramızda bazı ürünlerde %300 fark vardır. Yani bir gömlekte %300 fark vardır. Bir giyimde %300 fark vardır. Bir yiyecekte %300 fark vardır. Bir elektrikte %300 fark var çünkü. Dolayısıyla bizim öncelikle gümrük birliği anlaşmasını, bakın geçen defa bunları söyledim. Dediler ki bu işler entegre etsin Türkiye'ye. Yok o değil derdim. Benim anlattığım ekonomik entegrasyondan bahsediyorum. Efendime söyleyeyim gümrük birliğinden bahsediyorum. En azından Türkiye'ye benim ihracatçım da o şartlarda ihraç edebilsin malını, rekabet edebilsin Türkiye piyasasında. Aynı şekilde oradan gelecek olan ürünler de gümrüksüz bir şekilde benim ülkeme girebilsin. Evet maaşınızı artıramıyoruz ama en azından piyasayı ucuzlatabiliyoruz dememiz lazım.
Tabii burada izleyicilerimizin belki bir kısmı haberdar değildir bundan ama benim bildiğim kadarıyla Türkiye'den buraya gönderilen, ihraç edilen, bizim ithal ettiğimiz ürünlerde yurt dışı kabul edildiğimiz için faturalar döviz cinsinden çıkıyor, dolar olarak çıkıyor. Hepsi öyle. Dolayısıyla Türkiye, dolar olarak tamamen çıkması, tamamen dolara dayalı çalışıyor. Dolar olarak çıkması nedeniyle dolar arttı, oradan açık hesapla alan satıcı burada sürekli olarak fiyatları yükseltmek zorunda kalıyor. Çok doğru. Ve bu sadece dolar uygulaması bile değişse o bile ciddi büyük katkı anlamda sağlar. Bir değişim ben sağlayacak. Ben onu söylemiyorum ama. Onu o yeterli değil şu anda. Çünkü büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Yani o yeterliydi belki pandemi sürecinden önce. Hı hı. O benim de önerimdi pandemi sürecinden önce. Devlet dövizcilik yapmasın diye. Ama şu anda o yeterli değil bana göre. Bizim gerçekten onu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ve o şekilde de piyasada ciddi anlamda bir ucuzlamayı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Eğer bunları ve işte ortada havada dönen paranın gümrüğünü, pardon vergisini alabiliyorsak, bu ciddi bir gelirdir ülke için. Düşün 153 taneden bahsediyorum, 50 milyondan bahsediyorum. Her biri için. Allah bilir 250'dir bunlar. Ben %153 tanesini biliyorum. Belki bazıları 100 milyon işlem yapıyor, ben 50 milyonu biliyorum. Dolayısıyla bizim gerçekten bu havada olan parayı vergilendirebilmemiz lazım. Gelirlerini devletin artırabilmesi açısından. Biraz önce söylediğim kurum da işte tam da bunu denetleyip vergilendirmesini sağlayacaktır. Ama Cumhurbaşkanlığı ve bizde şimdi başbakanlık sistemi, başbakanlığa bağlı olarak böyle bir kuruma ihtiyacımız vardır ve muazzam bir kaynak sağlanacaktır. Bir TSE'nin derhal Kıbrıs Türk Standartlar Enstitüsü'nün Kıbrıs'ta kurulması gerekiyor. Bunlar çok uygun, çok küçük yatırımlar ile muazzam gelir elde edecek olan kuruluşlardır. Çünkü oturdun belge, yürüdün belge, su içtin belge. Dolayısıyla hem kendimizi standartlara, dünya standartlarına uydurmuş olacağız, hem de denetlemeyi devlet üzerinden atacak. Onun yerine başka kurumlar da denetleyebilir duruma gelecek. Ve o en çok şikayet ettiğimiz denetimsizlik, emin olun ki belki de %75 ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla bir TSE'nin kurulması, ciddi anlamda bir oturup ekonomik program ortaya koyarak gümrüklerin ortadan kaldırılması, ekonomiye ciddi katkı getirecektir. Havada olan o, işte bir geçenlerde bir de şey çıktı, bir yeni yönetmelik miydi, yasa mıydı? İşte paranın nereden geldiğinin önemi olmaksızın %2,5 vergilendirerek o parayı yastık altından çıkaralım. Tamam bu ne güzel. Sonra bir tantana çıktı, ondan da vazgeçtiler. Onu anlayamadım niye ve neden. Hani kime yarardan başladılar. Ya kardeşim, dünyada paranın rengi yok. Benim ülkemde paraya ihtiyacı var. Bu adam bunu gelmişsen zaten vergi dairesi veya devlet olarak 40 senedir bulamadın o parayı. Onu al, vergisini de al ve yoluna devam et. Kenya'da bilmem nerede adam vergi kaçırmış almış benim memleketim. Bize ne ya? İngiltere'de bir sürü Kıbrıslı Türk vardır. Vergisini tamam ödememiş işte yorganın altında, yastığın altında bilmem kilimin altında parasını da gelsin adam ödesin %2,5'unu. Bizim ülkemizin de kaynakları artsın. Bizim ülkemizde bankalarda paraların, para miktarlarımızın artması demek şu demektir. Faizlerin ucuzlaması demektir. Kredi verebilirliğimizin artması demektir. Dolayısıyla yok yeşildir para, yok karadır para, yok mavidir para. Bunlarla zaten 40 senede eğer tespit edilebilseydi bunun ne olduğu alınacaktı. Alınmadı. Şimdi sen adama dediğin zaman %2,5 belki adam çıkarıp bunu yastığın altına alamam ya ben de bunu ekonomiye yani bir bankaya yatırabilirim duruma gelecek. Dolayısıyla anlamsız bir şeylere biz nereye karşı çıktığımızı da çok anlamadan anlamayan bir yapımız var Kıbrıs'ta. Yani bir adım atılır
Ha ya ne güzel oldu, iyi olacak. Hop, ona ters bir adım. Vazgeçin. Kim parasını aklayıyor? Ya kim ise kim, kim gelirse gelsin. Her müracaat eden zaten alacak bunu. Biz böyle kimlerle ya da hep böyle şüphelerle yol kesemiyoruz. Dolayısıyla biraz daha böyle ekonominin ihtiyaçlarına, bu real dünyaya uyum sağlarsa çok daha rahat ekonomimizde huzur bulacaktır. Bildiğim kadarıyla bu uygulama uzunca bir süredir Türkiye'de var zaten. Dünyanın her yerinde var. Türkiye, zaman zaman. Türkiye bu pandemi sürecine girişte ya da yanlış hatırlamıyorsam evet, girişten kısa bir süre önce bu tam, uygulamaya girdi. Evet. Girişten önce 2018 yılında Türkiye'deki yaşanan ekonomik kriz için çare bunu bulmuşlardı. Bankalardaki eksiği bu şekilde, Merkez Bankası bu şekilde toparladı. Korkunç paralar topladılar. Dünyanın neresinden gelirse gelsin onun hiçbir önemi yok. Ha dolayısıyla bu tip reaksiyonları ben hiç anlamıyorum. Hele hiç tanınmamış bir ülkedeyiz biz. Biz tanınmamışlığın bile avantajlarını kullanmak durumundayız. Ya biz bırak tanınmamışlığın, tanınmışlığın avantajlarını bile kullanamıyoruz. Tanınmamışlığın avantajlarını. Ben niye bu ülkede offshore bankacılık yapmıyorum? Ben niye bu ülkede serbest bölge açmıyorum? Bir gün gelecekmiş beni Avrupa Birliği'ne alacak. Varsa o gün alsınlar kardeşim. Bir gün önce vazgeçeriz. Güney öyle yapmadı mı? Yıllarca o İranlı'nın, Rus'un parasını topladı. Kendi offshore bankalarında ne gün ki Avrupa Birliği'ne girecek, bir gün önce vazgeçti. E tamam, biz de toplayalım, bir gün önce vazgeçeriz. Yani biz niye kendi kendimizi, sanki yarın sabah birisi bizi Avrupa Birliği'ne alıyormuş gibi hareket ederiz. Alacaksa zaten bize bir zaman verecek. E o gün geldiğinde de vazgeçeriz. Ha kaldı ki ben hep şunu savundum. Sen eğer bir densiz çocuk olmazsan ve hep söyleneni harfiyle yerine getirirsen seninle kimse gelip oturup masaya pazarlık yapmayacak. Sen rahatsız edeceksin sistemi ki seni birileri muhatap alsın, gel ya yapma desin. E biz bunları adamlar bize daha söylemeden biz yerine getirebiliyorsak, getiriyorsak bir günmüş gelecek bize Avrupa Birliği'ni alacaklar diye. Adam bizi niye alsın ki? Zaten biz harfiyen uyuyoruz. Akıllı çocuk, efendi çocuk burada zaten harfiyen hepsine uyuyor. Hayır, tam aksine. Ne kadar rahatsız edici unsur varsa ortada olmalı. O da beni muhatap kabul etmeli. Ve bana demeli ki ne varsın? Hah, işte biz bunları yapmak istemiyoruz. Ama yapacak, bizim de ekonomimizi kalkındıracak başka alternatifimiz yok. Ha, siz de bizi tanır, bize de direkt uçuşlar gelmeye başlarsa, bizim bankalarımız da dünya piyasalarına açılabiliyorsa, benim yatırımcım da dünya bankalarından kredi alabilir duruma geliyorsa, tabii ki yapmayız. Niye yapalım? Ama şu anda yapabilirim. Yapmalıyım. Ve bu da benim ülkemi çok rahat. Çünkü 350 bin kişiden bahsediyoruz. Bu bir ekonomide bir mahalledir. Normal bir ekonomide. Ben bir mahallenin ekonomisini düzeltmenin 3 adımda bitebileceğini düşünüyorum. O kadar rahattır Kıbrıs'taki avantajımız. Çünkü nüfusumuz az. Bakın 100 milyondan bahsetmiyoruz. 85 milyonlardan bahsetmiyoruz. 260 milyonlardan bahsetmiyoruz. 350 bin insandan bahsediyoruz. Bu insanların refah seviyesini yükseltebilmek 3 adımda çok rahat bir şekilde yapılabilecek bir şeydir. Yeter ki bunu adaletli ve herkesin anlayabileceği şekilde hızlı bir programını yürürlüğe koy. Bu kadar basit. Ama maalesef biz siyasi dertlerimizden, istikrarsızlıklarımızdan, ekonomiyi birisi bir adım atar, karşısı o biri sanki zıt olmak, marifetmiş gibi, yani her şeye ben karşı çıkmam, marifetmiş gibi bir muhalefet anlayışı var bizim ülkemizde. Yani bu da tamamdır, bizim ülkemize uygundur. Ben de olsam bunu yaparım demiyor kimse. Ben atılan her adımı eleştireyim, ben bunun altında bir hinlik cinlik arayayım,
Onunla çıkıp halka anladayım. Böyle bir ne muhalefet olmalı ya da böyle bir iktidar olmalı. Dolayısıyla... Bu sözünüzü valla kesiyorum çünkü zaman çok çabuk geçti. Tamam. Aslında benim sizin önerileriniz açısından sadece devlet açısından değil, bireysel olarak ticari hayatla uğraşan insanlar açısından önerebileceğiniz bir şey var mı? Şimdi, sorun vardı. Ancak son iki dakikamız kaldı. Ticari hayat için zaten biraz önceki hibeleri kullanacağız. O hibe yok şu anda. Masada hibe yok. Dolayısıyla o insanların yapması gereken de toplu bir şekilde bunun bizimle kamuoyu beraber oluşturmak. Aynen savaşını vermesi gerekiyor. Çünkü süreç onlara bir ay sonra ben sana bu kadar para vererek çözülecek bir süreç değildir. Bu süreç iyi programlanıp onlarla birlikte programlanıp ancak ekonomik şartların harekete geçmesini sağlayabiliriz. Yani o sektörün gerçek ihtiyacını anlamadan bizim ona çare üretmemiz çok da doğru değildir. O her sektörün kendi içerisinde farklı sorunları vardır. Ve her sektör kendi sorunlarını masaya yatırabilmeli ve kendilerine farklı çözüm önerileri çıkması gerekiyor. Bir bütünsel çözüm herkes için çözüm olmayacak. Onu söyleyeyim. Tabii programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hepimizin kendi aramızda konuştuğumuz ancak bir şekilde yürürlüğe girmeyen ya da adım atılmayan konulardı. Bana göre çok önemli noktalar. Bunların artık yüksek sesle telaffuz edilmesi lazım. Kesinlikle. Ve artık bunlara ilişkin adımların en azından ön adımların atılması lazım. Önümüzdeki süreçte bunu yapacaklar mı, yapabilecekler mi? Bununla yani ilgili bir siyasi iktidar gösterilebilecek mi bilmiyorum. Bir başbakan var. Yeter ki işte bu siyasi dalgalanmalar durursa, dinginleşse ve biz toplum olarak siyasetten daha çok ekonomiye konsantre olursak bunlar çok rahat olacak. Çok teşekkür ederim Mida Bey. Yine çok ediyorum. Akıcı bir program gerçekleştirdik. Teşekkür evet ederim. Sevgili seyirciler, bugün biraz bu pandemi sürecinden çıkışla ilgili nasıl yol alınabilir üzerinde durduk. Sevgili konuğum Hüda Bey bu konudaki fikirlerini bize aktardı. Birçoğuna ben de katılıyorum ve ciddi adımlar atılması gerektiğine inanıyorum. Umarım önümüzdeki süreçte siyasi iktidar birazcık daha güçlü adımlarla ve belki de Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği gibi belli kurumların temsilcilerinin de oluşturacağı bir kamuoyuyla bu konuları iyice irdeler ve daha iyi günlere daha hızlı bir şekilde ulaşırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet.